sermaye gruplarına rant sağlamak adına yapılan her türlü girişim doğal yaşamı yok eder. Doğal yaşam alanlarının sermaye gruplarına peşkeş çekildiğini öne süren Serin Yol Dayanışması rantçı politik anlayışına karşı çıktı. Yaşam alanlarımızın katledilmesine, geleceğimizin karartılmasına hayır diyor. Serin Yol Dayanışması adına konuşan Pir Sultan Abdal Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Kasmacı, rant sağlama anlayışıyla ağaçların kesilerek doğanın katledildiğini, mahallelerin içine hastalık saçan, kansere yol açtığı bilinen baz istasyonlarının yerleştirilerek ölümlere yol açıldığını ifade etti. Yaşam alanlarımıza ve geleceğimize karşı yapılan rantçı saldırılar her geçen gün yoğunlaşarak artmaktadır. Duble yollar yapmak amacıyla binlerce ağacın kesilerek, yakılarak yaşam alanlarına müdahale edildiğini savunan Serin Yol PİSAT Başkanı Mehmet Kazmacı, ekosistemi olumsuz etkileyen müdahalelerin doğadaki dengeleri altüst ettiğini söyledi. Geçmişte doğa harikası olan Amik Gölü'nün kurutularak sermaye peşkeş çekildiğini de hatırlatan Kazmacı, Amanos Dağları'nda meydana gelen yangının günlerce neden söndürülmediğini sordu ve halk olarak çıkan yangınlarda rantçı anlayışın sürdürüldüğüne dair kasıt arandığına dikkati çekti. Duble yollar için binlerce ağaç kesilerek, yakılarak yaşam alanlarımız ve geleceğimize müdahalelerde bulunmaktadır. Arazilerimiz enerji holdinglerine peşkeş çekilmek istenmektedir. Serin Yol halkı olarak doğal yaşam alanlarının sermaye peşkeş çekilmesine ve ölüm saçan baz istasyonlarının kurulmasına karşı duracaklarını belirten Kazmacı, daha güzel, daha yaşanılabilir bir Serin Yol, daha yaşanılabilir bir kent için yaşam alanlarına ve geleceğe sahip çıkacaklarını kaydetti. Baz istasyonları ölüm istasyonlarıdır. Onları mahallemizde, beldemizde istemiyoruz.